Sayın basın mensupları, seçim güvenliği konulu Sayın Cumhurbaşkanı adaylarından bulunduğumuz randevu talebine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir nezaket göstererek olumlu cevap verdi ve bugün seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Kendisinin Millet İttifakı olarak yapmış oldukları çalışmalardan, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapmış oldukları çalışmalardan bahsettiler. Bununla ilgili karşılıklı olarak veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik ve bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik. Bizim başlıca endişelerimiz hem geçmiş dönem verilerine baktığımızda biz yaklaşık 1 milyon civarında normal nüfus artışının dışında bir seçmen fazlası olduğunu görüyoruz. İkinci olarak yabancı seçmenlerin ağırlıkta olduğu yönünde endişelerimiz var. Geçtiğimiz günlerde bir binada, sadece bir binada yayınlanan seçmen listesinde oldukça fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, başka bölgelerden, Afganistanlı, Pakistanlı seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Bizim de zaten bu yönde çalışmalarımız ve bu yönde endişelerimiz var. Üçüncü endişe kaynağımız, deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerindeki seçmenlerin sadece 450 bininin kayıt altına alınması, yani oy kullanacak bir noktaya getirilmesi ama 1 milyon 626 bin seçmenin ise kayıt yaptırmamış olmasıdır. Bu hem demokrasiye ve seçmen iradesinin sandığa yansıması noktasında bir büyük bir sıkıntıdır. Hem de seçimlerde seçim güvenliğini sıkıntıya sokacak bir konudur. Hakeza açıklanan depremdeki kayıp sayılarının biz daha üzerinde bir kayıp olduğunu düşünüyoruz. Sayın Naci Görür'le bu konuyla ilgili genel olarak bir deprem briefingi aldığımda Sayın Görür'ün de kayıp sayısının çok daha fazla olduğu yönünde ifadeleri vardı. Mühürsüz oy meselesi konusunda da son yayınlanan yönetmelikte yine açıkların olduğunu görüyoruz. Deniyor ki eğer sandık görevlileri iyi niyetle unutmuşsa mühür basmayı, o zaman onlar geçerli sayılacak. Sandık görevlilerinin iyi niyetini nasıl test edecek Yüksek Seçim Kurulu? Doğrusunu isterseniz merak ediyoruz. Değerli arkadaşlar, biz Türkiye'nin demokratik bir ortamda seçim güvenliğinin sağlanmış olduğu ve vatandaşların aklında herhangi bir soru işaretinin olmadığı bir seçime gitmek istiyoruz. Ata İttifakı ve onu oluşturan siyasi partilerle beraber biz ciddi bir sandık görevlisi, müşahit parti, oy ve ötesi gibi farklı kuruluşlarla çalışmalar yapıyoruz, sivil toplum kuruluşlarıyla. Ancak daha önce seçime girilmediği için sadece, yanlış bilmiyorsam, 4 siyasi parti sandık başı görevlisi tayin edecek. 5. görevli kısmı örneğin boş kalacak. Bizim tespitlerimiz, bizim öngörülerimiz, ülkemizin bu en önemli seçiminde hala karanlık noktaların, gri alanların olduğu yönündedir. Bunun ortadan kaldırılması için hem Sayın Muharrem İnce'den hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep edip kabul ettikleri takdirde kendilerini de ziyaret edeceğiz. Gündemimiz tek bir başlıktadır. Seçim güvenliğiyle ilgilidir. Onun dışında herhangi bir konuda ne Sayın Kılıçdaroğlu'yla ne diğer sayın adaylarla görüşmemiz olmadı ve diğerleriyle de başka konuları görüşmeyeceğiz. 4 Cumhurbaşkanı adayı olarak sandık güvenliğini sağladığımız takdirde Türkiye'de millet iradesinin sandığa yansımasını sağlamış olacağız. Teşekkür ederim. Soru almak mı? Olur. Bir iki tane soru alalım. Buyurun. Tüm dünyada demokratik bir seçimin kastanı şartı, eşit şartlarının özelliği. Üzgünüm, gazeteci olarak
televizyonda tartışma yok. Siz televizyonda tartışma yok. Maalesef bize dönük, yani bunu burada söylemek istemezdim ama medya ambargosu var arkadaşlar. Ve bu medya ambargosunun artık kaldırılması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde RTÜK önünde bir itiraz mitingi toplantısı yaptık. RTÜK'e çağrıda bulundu. Anayasal olarak bizim de diğer bütün adaylar kadar televizyonlarda gösterilme hakkımız var. Bize de mikrofon uzatılması gerekiyor. Ancak Türkiye'de maalesef ki bu sağlanmıyor. Biz parmak boyasını da defalarca Yüksek Seçim Kurulu'na önerdik ama parmak boyası da kabul edilmedi. Onu da antiparantez belirteyim. Ha şunu söylüyoruz artık, başka bir çaremiz kalmadı. Diyoruz ki bütün medyanın seçilmiş kişileri önünde 4 cumhurbaşkanı adayı olarak çıkalım konuşalım. Madem bizi göstermiyorsunuz, o zaman hepimizi birden davet edin. Memleketin meselelerini biz konuşalım. Vatandaşın kalbi, gönlü, aklı, terazidir. Doğrusunu onlar değerlendirecektir diye düşünüyorum. Maalesef ki değerli basın mensupları, hani basın mensuplarına bunu söylerken yüzünüze karşı bizi niye çıkarmıyorsunuz demek çok hoş olmayabilir ama bize karşı haksızlık yapıyorsunuz. Eşit şartlarda Türkiye'nin demokrasisini gelin beraber yükseltelim. Hepimize eşit şartlarda imkan sağlayın. Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanı'yla biz eşit şartlarda yarışmıyoruz zaten. Yani maddi olarak da yarışmıyoruz. Biz hazineden yardım almıyoruz. Biz çok cüzi miktarlarla bu seçim yarışını götürüyoruz. Bir de eğer siz basın mensupları bize yer vermezseniz o zaman adalet sağlanmamış olur. O zaman demokrasinin dışında kalmış oluruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var. İkinci tura seçimler kaldığı takdirde biz kalacağını düşünüyoruz. İkinci turda kazanmayı düşünüyoruz. Efendim şöyle YSK'da AK Parti'nin yeni bir başvurusu oldu, bilmiyorum haberiniz var mı? HDP ve Saadet Partisi'nin milletvekili adayı listesi vermedikleri için doğrudan onların sandık kurulu temsilcilerinin de görevden alınması yönünde, görevlendirilmesi yönünde. Dolayısıyla muhtemelen o yönde bir karar alınacak. İki parti kalıyor. Bu durumda Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmenizde ve daha sonraki görüşmenizde de ekstra nasıl önlem alınabilir? Bunu konuştuk. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'yla da konuştuk. Biz bu konuda müşahit kartları vererek, müşahit kartlarıyla mesela bizim Ata İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin de temsiliyeti maalesef sandık kurulunda yok. Müşahit kartı vererek bunu gidermeye çalışacağız. Ancak buradan YSK'yı uyarıyorum. Biliyorsunuz daha önceki seçimlerde bu yaşandı. Seçim hakimi ilk bulduğu vatandaşa seni sandık görevlisi, 4. 5. sandık görevlisi ilan ediyorum diyebiliyor. Buradan uyarıyorum. AKP'den veyahut da herhangi bir yandaş birisini orada yedekte bekletip onu da 5. sandık görevlisi olarak orada kullanmasınlar. Diğer temsil edilmeyen ittifaklara bize örneğin orada boş olan yeri versinler diye buradan çağrıda bulunuyorum. Valla şu ana kadar mesela yabancı seçmenle ilgili de çağrıda bulunduk, müracaat ettik. Biz hiçbir müracaatımıza olumlu veya olumsuz geri dönüş alamıyoruz. Maalesef ki YSK'dan bu konuda daha bize anlık geri dönüşler verilmesini bekliyoruz. Özellikle Zafer Partisi'ne bir geri dönüş oldu mu bilmiyorum. Zafer Partisi Genel Başkanı, Başkan Yardımcısı seçim işlerinden sorumlu Lütfi Şeysubaroğlu burada. Size bir dönüş yapıldı mı? Hayır, bu konuda biz de endişeliyiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Evet.